Benim bu yer bak. Bana böyle bir gelecek. Kızım beni mi yaptın? Çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı. ...400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. Ben Adalet Bakanıma oraya da bir televizyon koyun talimatını daha önce vermiştim. Sonra bunun konulmadığını öğrenince Adalet Bakanımı tekrar uyardım. Radyo dinleyeceğine televizyon dinlesin. 40 metrekarelik alanda, avluda voltasını gidip atabiliyor. Bu imkanı var. Jimnastiğini, her şeyini yapabiliyor. Ha şimdi geçenlerde galiba sayısı az falan diye bazı şikayetlerde bulunmuş. Adalet Bakanım da yurt dışındaydı, konuşacağım kendisiyle. Değerli dostum, Mesut Barzani'yi Diyarbakır'da misafir ediyoruz. Sizin şahsınızda Kuzey Irak, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Çözüm süreci içerisinde valilerimize bazı bizim tavsiyelerimiz olmuştu. Bu bir iyi niyetti. Fakat bu iyi niyet ne yazık ki ciddi manada istismar edildi ve o süreç içerisinde ülkemize ciddi manada bir silah girişi oldu. Abdullah Öcalan'ın ideolojik olarak gerçekten bir rehber, lider konumu var. O dünya çapında bir problemin taşıyıcısı, lideri ve tarihe geçecek bir insan şu anda. Ama şöyle bir gerçek var. Bu insan işte dağdaki 3-5 çapulcu bilmem ne denilen, işte bazen işte hep böyle sık sık bebek katili denilen bu kişi çıktı 21 Mart Nevruz'unda. Hani gerçekten kapsayıcı, insanları geleceği gösteren ve helalleşme teklifi sunan bir konuşma yaptı. Öcalan bu süreçte çok sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Bence çözüm sürecinin ilerleyen aşamalarında Öcalan'ın konumunu Türkiye artık tartışmalı. Bunu yazın, Allah rızası için yazın, kardeşi kardeşe kırdırmasın. Bunları yazın yavrum, uçan tabutuna gitti diye yazın bunları. Yazmazsanız en adi tamam, insansınız. Çözüm süreci falan yok. Ne söz verdi ona? Cumhurbaşkanı ne söz verdi o saraydaki malum kişi? Ne verdi de bu hale geldik? Ne değişti 7 Haziran'dan sonra?